Amerika Birleşik Devletleri'nin simgelerinden bu özgürlük anıtı aslında Fransa'nın hediyesi. Tam 135 yıl önce Fransa bu anıtı hediye etmişti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi bağımsızlık günü için bir özgürlük anıtı daha hediye etmeye hazırlanıyor Fransa. 7 Haziran'da heykel Fransa'dan yola çıkacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da ülkeye ulaşması planlanıyor. Heykelin nereye dikileceği de belli oldu. İşte ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal sembollerinden biri olan özgürlük heykeline bir yenisi daha ekleniyor. Fransa 4 Temmuz bağımsızlık gününe özel Amerika Birleşik Devletleri'ne ikinci bir özgürlük heykeli gönderiyor. İlk özgürlük heykeli Fransa'nın hediyesi olarak bundan tam 135 yıl önce dikilmişti. Yeni heykel eskisinden oldukça küçük, 2 metre 83 santimetre boyunda. Heykel 7 Haziran'da Fransa'dan yola çıkıyor. Özel sensörle donatılmış, konteynerin içinde gemiyle yola çıkacak heykelin 4 Temmuz'da New York'ta olması bekleniyor. Fransa'nın gönderdiği yeni heykel, Özgürlük Adası'ndaki ilk heykele bakan Ellis Adası'na kurulacak. Ardından Washington'daki Fransız Büyükelçiliği konutunun bahçesine yerleştirilecek ve 10 sene orada kalacak. Fransa'nın bu jesti, iki ülke arasındaki dostluğun ve özgürlüğün sembolü olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sembol yapılarından olan ve bugün New York açıklarında duran 93 metrelik özgürlük anıtı yine Fransa tarafından hediye edilmişti. 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 100. yılı gerekçesiyle gönderilen dev heykel, 1984 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştı.